Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da mockup nasıl yapılır bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bunu işlerken de Envelope Distort'u kullanacağız. Aynı zamanda Envelope Distort ile bazı yazı teknikleri de göstereceğim size. Hem kare şeklini hem de yuvarlak şekli bozarak nasıl distortla yazılar yazıyoruz, bunları da işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Illustrator ile bir binanın cephesine mockup nasıl yapılıyor bunu görelim arkadaşlar. Bunun için önce görselime biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi görselime yaklaştıktan sonra sol taraftaki araçlardan kare aracımı seçiyorum. Kare aracımı seçtikten sonra bunun içini boşaltıyorum ve içini boşalttıktan sonra şuradaki uç kısımdan tutup aşağıya kadar sürükleyerek şu noktada bırakıyorum. Bu noktada bıraktıktan sonra obje bölümüne geliyorum ve obje bölümünden bu açmış olduğum alana mesh veriyorum. Mesh dediğiniz zaman karşınıza böyle bir panel geliyor arkadaşlar. Bunun 4 ve 4'te kalması yeterli olacaktır. Okey diyorum ve bundan çıkıyorum. Okey dedikten sonra sol tarafta yine araçlar bölümünden free transform seçiyorum. Free transform'u seçtikten sonra bu kısımda da en alttaki free distort'u seçiyorum. Free distort'u seçtikten sonra biraz daha yaklaşalım görselimize ve önce sağ tarafı tutup şöyle köşeye kadar çekiyorum. Daha sonra sol tarafta da biraz kayma var. Hemen biraz daha yaklaşalım. Sol tarafı da tuttum. Şöyle alt tarafa kadar çektim. Biraz daha uzaklaşalım. Alt kısmı ayarlayalım şimdi. Şuradan tutuyorum ve bunu da sol tarafa kadar çekiyorum. Sağ tarafta herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Meşimizi artık bu binanın cephesine uygulamış olduk. Şimdi yapmamız gereken şey bu cepheye uygulayacağımız görseli yerleştirmek. Görselimiz burada. Hemen Selection Tool seçiyorum. Görselime bir kez dokunuyorum. Hazırlamış olduğum meşe de bir kez dokunuyorum. Ve obje bölümüne tekrar geliyorum. Envelope Distort'u seçiyorum. Buradan da Make White Top Obje'yi seçiyorum arkadaşlar. Bir kez dokunuyorum ve dokunduktan sonra görmüş olduğunuz gibi görselimiz çok güzel bir şekilde binanın cephesine yerleşmiş oldu. Peki sadece bina cephesi mi? Hayır. Hemen burada bir de kartvizit görseli hazırladım. Şöyle bir kartvizit mockup'ımız var. Burada da hazırlamış olduğum kartvizitlerim var. Şimdi aynı işlemi kartvizitlerde de yapmak istiyorum. Onun için kartvizite biraz yaklaşıyorum. Bu sefer kare aracımla değil de Pen Tool'u seçiyorum. Pen Tool'u seçtikten sonra aynı şekilde içine boşaltıyorum ve bir kez bu noktaya, bir kez bu noktaya, bir kez bu noktaya, aşağı kısma ve son kez buradan birleştiriyorum. Şimdi aynı işlemi diğerinde de yapalım. Tekrar Pen Tool'umu seçiyorum. Şuralardaki noktalara birer kez dokunuyorum. Şimdi az önce obje bölümünden gelip Envelope Distort'tan mesh'i vermiştik. Arkadaşlar bunun kısa yolunda bakın burada görüyorsunuz. Komut, Shift ve M'ye bastığınız zaman tekrar mesh'i verebiliyorsunuz. Hemen bunu seçelim ve klavyemizden Komut, Shift ve M harfine basalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı mesh buraya gelmiş oldu. Okey diyorum ve okey dedikten sonra yeniden Free Transform'u seçiyorum ve buradan da Free Distort'u seçiyorum. Aynı şekilde biraz daha yaklaşalım. Net görelim bunu da. Biraz daha yaklaştım. Üst kısma bir kez dokundum ve aşağıya kadar tam köşeye gelecek şekilde çekiyorum. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi alt kısmı tuttum. Şuradan tutuyorum ve içeriye kadar sürüklüyorum. Aynı işlemi üst tarafta yapacağım. Köşeden tutuyorum ve sol tarafa doğru bunu da çekiyorum. Şimdi aynı işlemi yapmak için alt tarafı da tutuyorum ve buraya kadar çekiyorum. Şimdi yan tarafta bir tane daha alanımız var. Hemen onu da seçelim. Bunu da seçtikten sonra klavyemden Komut, Shift ve M harfine basıyorum ve OK diyorum. Aynı şekilde Free Distort'u seçiyorum ve bu noktaya dokunup burayı tekrar aşağıya kadar çekiyorum. Evet, şu anda her iki meşim de hazır hale geldi. Şimdi yapmam gereken şey kart vizitlerimi buradaki meşlerin içine yerleştirmek. Hemen biraz daha ufaltalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane kart vizitim var arkadaşlar. Birisi ön tarafı, birisi de arka tarafı. Öncelikle bu kart vizitlerin ikisini de rasterize ediyorum. Rasterize etmek için de obje bölümüne geliyorum ve buradan rasterize diyorum. Okey diyorum. Bir tanesi tamam. Şimdi diğerini seçiyorum. Objeye geliyorum ve rasterize diyorum. Okey diyorum ve bu da tamam. Şimdi sol taraftaki kartımı seçtim. Shift'e basarak mesh'i seçiyorum ve aynı işlemi yapmak için obje bölümüne geliyorum. Envelope Distort'u seçiyorum ve Make White to Object. Kart vizitim yerleşmiş oldu. Hemen diğer meşimi seçiyorum ve Shift'e basıyorum. Aynı şekilde obje bölümüne geliyorum. Buradan Envelope Distort'a geliyorum ve OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kart vizitlerimiz de gayet güzel bir şekilde yerleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim diğer işlemimize. Bir kare aracını parçalayacağız ve bu parçaladığımız kare aracının içine yazılarımızı yerleştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz kareyi kare aracımla çizdim arkadaşlar. İç dolgusunu kapattım ve dış dolgusuna da 1 milim stroke verdim. Ve stroke verdikten sonra buradan sol taraftan araçlar panelimden bıçağımı seçiyorum. Bıçağı seçtikten sonra şeklimi tekrar komut tuşuyla seçiyorum. Sol taraftan sağ tarafa doğru bir hat çizmek istiyorum. Hemen mouse'uma basılı tutarak buradan başlıyorum ve şuraya kadar çekiyorum. Aynı şekilde bu sefer de sağ taraftan sol tarafa doğru bir çizim yapacağım. Onun için buradan yine mouse'umu tutuyorum ve sol tarafa doğru çekiyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz bölümlere
buradaki yazılarımızı ekleyelim. Tabii yazılarımızda bir tane eksiklik var. Hemen oraya şöyle bunu biraz daha aşağı alıyorum. Üsttekinin bir tane kopyasını alıyorum ve üst tarafa black yazıyorum. Evet, şimdi tamam. Şimdi yazımızı yazdıktan sonra bunu en alta göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Arrange kısmına geliyorum ve bunu en alta gönderiyorum. Her zaman bu yapmış olduğumuz çizimlerin üstte olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hemen seçimimi yapıyorum. Yazımı seçiyorum. Ve ikisini seçtikten sonra obje bölümüne geliyorum. Envelope Distort'tan Make White'ı tekrar seçiyorum ve OK diyorum. Black kısmı yerleşmiş oldu. Burger'i seçiyorum. Alttaki şeklimi seçiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Ve en alttaki kısmı seçiyorum. House yazısını seçiyorum. Obje bölümüne gelip Envelope'tan aynı işlemi tekrar yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir kareyi parçalayarak çok tatlı bir şekilde distort yazı yazabiliyoruz arkadaşlar. Tabii bunu hemen yuvarlakta da deneyelim. Hemen sol tarafa doğru tekrar kaydırıyorum ve burada bir yuvarlağımız var. Hemen buraya da tekrar yazımızı yazalım arkadaşlar. Bunları biraz daha aşağı indiriyorum ve bir kopyasını yukarıya alıp bunun içine black yazıyorum. Daha sonra buradaki yazıların tamamını seçip sağ klik yaparak arrange bölümünden en alta gönder diyor. Şimdi aynı işlemi burada yapalım. Biraz daha yaklaşalım ve bıçağımızı seçelim. Bıçağı seçtikten sonra yine sol taraftan tutup şöyle sağ tarafa doğru bir hat çiziyorum. Yine sağ taraftan tutup sol tarafa doğru da bir hat çiziyorum. Bunu ayarladıktan sonra hemen biraz daha küçültelim. Üst taraftan black yazımı seçip en üstteki parçayı seçiyorum. Obje bölümüne geliyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Hemen bir altındakini seçiyorum. Burger'i seçiyorum. Shift ile beraber ikisini de seçiyorum. Obje bölümüne geliyorum. Envelope'dan tekrar Make White'ı seçiyorum. Aynı işlemi en alttakini yapıyorum. House'u seçiyorum. Ve obje bölümünden yine aynı işlemi yapıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Adobe Illustrator'da hem mockup yapmak hem de güzel yazılar yazmak mümkün arkadaşlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak için abone olup bildirimleri de açmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.